Bugün biraz daha zam zulüm haberleriyle başladık. Dolayısıyla bu saatte kadar beklettik sizi. Kusura bakmayınız lütfen. Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili bir haberim olacak. Zira emeklilere seyyanen zam talebiyle Ankara Kızılay'da bir basın açıklaması düzenlediler. Çok çarpıcı değil mi söyledikleri basın açıklamasında? Öncesinde ben söyleyeyim haberimizin içinde birlikte izleyelim. Bizi ararsanız köşe başlarında ayakkabı boyamakta, simit satmaktayız dediler. Bizler sabah namazından sonra ana besin maddemiz olan ekmeği iki liralık ucuza almak için halk ekmek kuyruklarındayız. Biraz para biriktirdiysek 250 gram kıymamızı biraz daha ucuz almak için et ve süt kurumunun önünde kuyruğa girmekteyiz. Geçim sıkıntısı, Mutfaktaki yangın en çok da emeklinin yaşamında gösteriyor kendini. Türk Emekliler Derneği de Ankara Kızılay'da toplandı. Maaşlarına seyyanen zam talep etti. TÜİK'in ayaklarının altındayız. İki dudağın arasındayız. Lütfen bizi bulun ve bizimle uzun uzun sohbet edin. Eski Türkiye'yi bir de bizden dinleyiz. Aralarında emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalanlar var. Çoğu zaman sigortasız işlerde. Yarı aç, yarı tok yaşam savaşı veriyoruz sözleriyle anlattılar durumu. 2023 yılında e, Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli aylığı 7500'e yükseltilmiş olmuş görünmekle beraber... Türk ücret e, uygulamasıyla 6000 liranın altında kalan emekli aylıklarına bir kuruş zam yapılmamıştır. Bahçeli'nin memurlara verilen zamların emeklilere de yansıtılması yönündeki açıklaması da hatırlatıldı Kızılay'dan. Sayın Bahçeli birden sessizliğe büründü dendi. Bu açıklamayla hepimiz umutlanmıştık. Ancak her nedense Sayın Bahçeli birden sessizliğe büründü ve emeklileri umutlandığını suya düşürdü. Önce iktidara seslendiler. Andres aç yapmaktadır. Annenizi sosyal yardıma muhtaç etmeye utanmadınız mı? Uykularınızda mı kaçmıyor? Sabahlara kadar nasıl uyuyabiliyorsunuz? Ardından gençlere. Sevgili gençler, bizler hava kararmaya yakın semt pazarlarında kürümüş sebzeler toplamaktayız. Akşamları sokak hayvanlarının bile güçlükle yaşadığı varoşlarda Gece konularda hayatımızı sürme, sürdürmekteyiz. O esnada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan Çorum sokaklarındaydı. Emeklilere çok rahat olun dedi. Çok rahat olun lütfen. Sence ulaştığını talimat verdi çalışan. Bir emekli ona ulaşmayı başardı. Öbürüne 8 vereceğine 4 ver. Bu yana da 4 ver dedi. Ancak sitemi yanıtsız kaldı. Size öbürüne 8 vereceğine 4 ver. Bu yana da 4 ver. Hasan Bey. Mesajınızı gördüm şöyle yazmışsınız çek artık elini ee, ya bir haberin e, yorumuymuş o da girdim baktım Allah Allah dedim elimi ayağımı başka türlü mü oynatıyorum yine böyle dikkat dağıtıcı mı oynatıyorum benle ilgili bir durum değilmiş ama mesajınızı gördüm kime e, dediğinizi de gördüm. İlk yarıyı bitirdik bile bir saati yedik bir saatimiz daha var uğrayacağımız yerler var ama sizi hafta içinde gördüm dinledim koltukta 2.80 <laughs> Uzandım kalkamadım dinledikten sonra. Ee, Ceylan Erten bu düeti dinlemek istemez misiniz? Sosyal medya mesajıyla birlikte bir girdim. Ayşegül Aldinç ile beraber konuk almış YouTube kanalına. Ceylan Ertem ikisi baş başa vermişler. O muhteşem şarkıyı söylemişler. Bir o alıyor, bir o alıyor. Sizi böyle alıyor. Biri böyle bir sallıyor. Aa işin bitti mi güzelim demişler birbirlerine. Ha sıra bana geldi. Ben bir sallayayım demişler. İnanılmaz bir keyifle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Hemen susuyorum. Sonra reklam. Sonra saatler 9 olacak. Hafta sonu sabah devam edecek seni yeneceğim İstanbul falan da e, hikaye oldu. Herkes kurtulmanın yollarını arıyor gün içinde yorgun argın anahtarı kapıya bir sokuyorsun. En yakın koltuğa atıyorsun kendini 7.90 hani öyle e, denir. Sonra kaldırabilene e, aşk olsun. Hayat çok yoruyor İstanbul'da tüm güzelliğine rağmen. Bir de güzellikler kıyısında köşesinde kalıyor. Senin vaktin yok, halin yok, paran yok. <laughs> Önünden geçi geçi veriyorsun metrobüste önünden geçi geçi veriyorsun bir ulaşım aracıyla hayal ediyorsun işte vaktin olsa paran olsa dibinde güzelliğe ulaşamamakta, dibinde güzellikten faydalanamamakta ayrı bir yük oluyor İstanbul için. Şimdi bir de sokakta göstermek istiyorum insanlar, ne anlatıyorlar, ne söylüyorlar. %425'in üzerinde bir Zam evet 425'in üzerinde zam ürünleri size e sayayım. Kıvırcığı koyabilirsiniz bunun içine, limon koyabilirsiniz, e, cips koyabilirsiniz işte keyfinize göre. Fasulyeye kadar koyun, sepete ne istiyorsanız koyun. E, i̇ki yılda gelen zamlar hesaplandı. Yine böyle bir kıyas haberimiz olacak. E, her gün markete gidip 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 o iki sene vardığında e, yan yana konulduğunda geride bıraktığımız iki sene ve şimdi durduğumuz yer matematikte nasıl görünüyor bakmak ister misiniz? geçim çok zor. O kadar zor ki her gün markette veya pazarda yeni zamlar yüzünden yeniden hesap yapıyoruz. Bir haftada en temel ürünlerin fiyatı dahi değişiyor. Etiketler hep yukarı doğru yenileniyor. Nerede 20'nin altında var? Evet, nerede 15'nin altında var? Ayarı yapıyoruz. 200 200 liracık'tan işi kurtarmaya çalışıyoruz. Vatandaşın günlük ve haftalık hesabı bir türlü maaşını tutmuyorken bu hesabın son iki yıllık hesabı yapıldı. İBB Meclis Üyesi Umut Şenol 23 aylık farkları hesapladı. Tek tek paylaştı ve toplam oranı da hesapladı. 2021 yılının fişine göre bugün %425 arttı. 2021'de kıvırcık adedi 5,95 TL iken 2023 yılında 29,90 TL'den satılıyor. Kilosu 3,5 liradan satılan limon 20 liranın üzerinde arttı. 1 kilo limon 23,90 TL'ye 107 gram cipsin fiyatı 5 TL'den 20 TL'ye 75 gramı 6,76 TL'den satılan fasulye 37,60 TL'ye çıktı. Aldığı ürünlerin toplamı 2021 yılında 87,77 TL tutarken 2023'te toplam hesap 378,84 TL tuttu. Son 9 aydaki artış %70. 23 aydaki toplam artış ise %425'i geçiyor. Şimdi öncelikle Şafak Ak Instagram kullanıcısından gelen mesajınız beni çok gülümsetti. Hatta dün göndermişsiniz şimdi denk geldim. Burada okuyamıyorum. ...öyle hani aramızda kalsın ama yazdığınızda çok güldüm. Çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda Cemre Özer e, çiftinin bir Instagram sayfası var e, sanıyorum ki. Orada da e, İrfan'la ilgili, İrfan Değirmenci ile ilgili duygularınız var. Elçi olurum. E, Salı günü hemen hemen karşılaşacağız. En yakın zamanımız bu. Mesajınızı da göstereceğim. Sevgilerinizi de e, ileteceğim. Nasıl görüyorsanız öyle İrfan böyle hani anneler babalar... Anneanneler, babaanneler, dedeler çok sever e, İrfan'ı. Hep de "Aa İrfan'a şu notu iletlerler. Ay bu cırbucur gerçekten mi öyle? Vallahi yuvarlana yuvarlana geliyor. O kadar tatlıdır. Günaydın filan ya da işte geldim ben" deyip sağdan soldan girer. E, Hakikiliği size geçtiği için de bu kadar çok e, seviyorsunuz İrfan'ı. Ne fazla ne eksik. işte göründüğü kadar, kilosu kadar, konuştuğu kadar bir insan İrfan Değirmenci gelen mesajlara ileteceğim. Gördük hem iki senelik durumumuzu geldiğimiz noktayı hem de İstanbul'da yaşamanın yükünü pahasını Değerli izleyenler, il il gezmeyi Anadolu'da, Doğu'da, Güney'de e, aslında pek çok o yere de ulaşmaya, sorunları anlatmaya gayret ediyoruz. Gücümüzün yettiğince İstanbul odaklı habercilik değil de örneğin zaman zaman Artvin'e, Adıyaman'a ya da Doğu'da herhangi bir e, sorunu olan çiftçiye, esnafa, memura. Şimdi mesela Zonguldak'tan e, bir hikaye ekranlara getirmek istiyorum. Fındık üreticisi Zonguldak'ta fındık alım fiyatları açıklandı. Bu alım fiyatlarının açıklanmasıydı ardından dedi ki bir kilo peynir, bir kilo zeytin almıyor, aldırmıyor sözleriyle tepki gösterdi fındık alım fiyatlarına. Valla bakamadım nereye de dönsen ekran oraya dönüyorum baltayla şey dallarına budaklarına buraya dönüyorum. Dedim yönetmen Esra'yı da şeye köküne köküne mi vuruyor? Yani ben bilmediğim için özür dilerim belki bir protesto biçimi ya da yani kopartmadan e, ...baltayla saldırmadan olmuyor mu mesela? E, e, öyle kalıverseydi gibi böyle bir e, fikir geçti aklından Böyle budarken budarken insanın e, canı da acıyor. E, ne yapsın? Böyle bu görüntüleri vererek belki sesini e, duyuracağını düşünüyor. Türkiye Yüzyılı. <laughs> İktidar e, Türkiye Yüzyılı diyor ve Türkiye Yüzyılı vaatleri içinde daha e, konforlu... Daha örneğin çevreye duyarlı, yani çevreye daha az zarar veren örneğin doğal gaz yerine kömürden vazgeçemiyor bütün bunları söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan bir kararname ile ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile ilgili bir haber izleyeceğiz. Bu vakıflarda belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ailelere kömür yardımı yapılacak.